Ekonomi Dünyası programı olarak bu hafta İstanbul'da faaliyet gösteren Öz Lider Etiket'e konuk oluyoruz. 2018 yılında Murat Altıparmak tarafından kurulan firma, sektörün seçkin markaları tarafından tercih edilmektedir. Kendi tasarımları olan ve taleplere yönelik üretimler yapan firma, ağırlıklı olarak dokuma etiket, beden etiketi, çorap etiketi, sallantı kartları, ara karton, pelür, yıkama talimatı, yapışkanlı etiket ve farklı ebatlarda sticker rulo etiket üretimleri yapmaktadır. 2015'te Barış Etiket olarak, işçilik olarak orada başladım, işi öğrendim. Ondan sonra başka bir firmada devam ettim. 2018'de Lider Etiket olarak kendi şirketimi kurdum. Ondan sonra şirketim büyüyünce, carilerim yükselince Öz Lider Etiket olarak patentimizi aldık. Bütün Avrupa'ya çalıştığımız firmalarımız var, ihracatta çok iyiyiz. Burada güzel bir tesis kurduk. Bütün markalarımızı aldık. FSC belgelerimizden hepsine kadar aldık. Güzel kurumsal firmalarla çalışıyoruz. Harika. Önümüze gelen herkese çalışmıyoruz. Murat Altıparmak, 900 metrekarelik bir alana kurulu olan tesiste aylık 17 milyon adet etiket üretebildiklerini belirtiyor. Burada tam 22 kişi çalışıyor. 900 metrekareden oluşuyor. Yaklaşık 17 milyon adet etiket üretebiliyoruz aylık kapasitemiz. Şu anda bir belgelerimiz daha var. Çok büyük markalarda isim vermek istemiyorum. Belgeleri almak istiyoruz. Amerika'da görüşüyoruz. Oradan belgelerimizi aldık. Çok büyük markalar isim vermek istemiyorum. Hepsini takip ediyoruz. Hepsi kendi bünyemizde. Tasarım, her şey kendi bünyemizde. Burası bir fabrika çıkışı gibi. Çıkış, arkada kapılarımız var. Her tarafta çıkışımız var. Yani entegre tesis diyebilir miyiz? Yaklaşıyoruz. Çok yaklaşıyoruz. Az kaldı. Entegreye yaklaşıyoruz. Murat Bey, pazar alanlarınız neler? Fiyat, biz kaliteyiz ama bazı çok büyük markalarımız var, isim de vermek istemiyorum. Bizim kalitemizden fiyatlara bakmıyorlar. Bizim kalitemizi tercih ediyorlar. Güzel, yani kalite. Bizim kalitemizi, hizmetimizi, zaten mallarımızı, ambalajı gördükleri zaman başka fiyatla sormuyorlar bize. İngiltere, İspanya, Türkiye'de ihracat firmalarının hepsine, büyük markaların hepsine çalışıyoruz. Harika. İsim vermek istemiyorum. Çok büyük triko firmaların hepsine çalışıyoruz. Ürün çeşitleriniz nelerdir? Yıkama talimatı, karton etiket, sallantı kartı, bunların hepsini yapıyoruz. Tabii, tabii, tabii. Milyon adetler var ama piyasa daraldı. Artık onlarda da sıkıntı var. Evet. Piyasada da sıkıntı var. İnsanlar çok mesafe daraldı mesela. İnsanlar işçi çıkarmaya kadar gidiyor. Ama biz hiçbir zaman işçi çıkarmayı düşünmedik. Düşünmüyoruz da şu anda. Çünkü ekmek vermeyi seviyoruz insanlara. Evet. Lisanssız hiçbir ürün yapmadık. Fiyatları ne olursa olsun, para ne olursa olsun hiçbir türlü yapmadık ama piyasada bunu yapıyorlar. Bizim tercihimiz marka olmak, devam etmek. Yani zaten... Parayı tercih etmiyoruz biz.
Çok zor, çok zor. Bünyemizde diyelim ki 22 kişi varsa nereden baksan 14 tanesi emekli çalışan. Kolay parayı tercih ediyorlar. Görüyorsunuz kafelerde, orada burada telefon ellerinde kumar oynayarak para kazanmak istiyorlar. Meslek ama yok yani. Şimdi insanları gidin kafelerde görün. Çay kahve içerken balon oyuncukları oynuyorlar. Karpuz bilmem ne oyun oynuyorlar. Telefondan para kazanmak istiyorlar. Cenab-ı Allah 4 senede buralara geldik. Bir başarı hikayesi. Tabii ki, tabii ki. Çok büyük yerlere geldik. Piyasada ismimiz çok iyi yerlerde. Çok iyi yerlerde. Kimseye bir kuruş borcumuz yok. Yani tabii ki devletten desteklerimiz var. En azından sigortalardan, KOBİ'lerden, bir yerlerden destek istiyoruz ama devlet de elinden geldiği kadar yapmaya çalışıyor. İnşallah daha güzel şeyler olur diyoruz. Müşterilerinizin tercih ettiği hususlar nelerdir? İnşallah şu an zaten çok iyi yerlerdeyiz. İnşallah bundan sonra Avrupa'ya açılmaya çalışıyoruz. Avrupa'dan güzel firmalar var zaten, bizi davet ediyorlar. Bizim referanslarımızı biliyorlar buradan. Oralara da mesela İspanya'dan, Çekoslovakya'dan bizi taleplerimiz var. Oralarla çalışıyoruz şu anda. İngiltere, Leicester kentine siparişlerimiz oluyor. Oraları yapıyoruz. İleriye dönük hedefleriniz nelerdir? Vallahi Çerkezköy'de çok büyük bir projelerimiz var. Oralarda bir yatırım düşünüyoruz oralardan. Çerkezköy olur, Silivri de olur. Orada çok güzel yerler düşünüyoruz. Evet. Ama işte imkanlar dahilinde. Piyasada kısıtlı, tam bakıyoruz ya, güzel bir yerler yapmaya çalışıyoruz evet. Kendi. Konutlar yani gelmeye başladı. Arabalar geliyor, giremiyor. Saatlerce burada trafiklerde bekliyoruz. Allah'tan bizim arkada büyük kapılarımız var. Arabamız içeriye kadar giriyor. İçeride mallar yüklenebiliyor içeride. Kendi çevremiz bize yetiyor. Zaten marka. İyi bir markayız. Onlar zaten bizi internet sistemimizden bizi buluyorlar. Evet, ve müşterilerimiz, çalıştığımız müşterilerden çok iyi referanslar aldıkları için bize dönüş yapıyorlar. Son olarak neler söylemek istersiniz? Devletimizden işte, devletimiz de zor da elinden geldiği kadar bir şeyler yapmak istiyor. Biz de elimizden geldiği kadar bir şeyler yapmaya çalışıyoruz, insanlara yardımcı olmaya çalışıyoruz, çalışanlarımıza. Üretime devam ediyoruz. Tabii ki gönül ister ki hep beraber güzel işler yapalım. Çakma işler yapmayalım. Hep beraber merdiven altında yapmayalım. İşimizi sağlam yapalım. Mesela biz burada 24 saat çalışıyoruz müşteriye hizmet edebilmek için. Her zaman hizmette sıkıntı yok. Yani dürüst olursak piyasaya kimseye borcumuz yok. Bunu herkes öyle bilsinler. Biz buraya geldiysek cebimizde paramız, eve gidip de cebimizde para çoğalmadı. İnsanlara borcumuz ödedik, evimize gittik. Vicdanımız rahat oldu. Cenab-ı Allah da bize yardım etti. Biz teşekkür ederiz. Bize misafir olduğunuz için teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Evet, ayaklarınıza sağlık. Bütün meslektaşlarımıza selamlar söylüyoruz. İnşallah hepimiz ayakta durabiliriz inşallah.